Turancılık ve komünizmi günümüz bakış açısıyla ele aldığımız zaman aralarında ortak hiçbir noktanın olmadığını düşünürüz. Hatta bu iki kavramın bırakın ortak noktasını birbirine karşı iki kavram olduğunu düşünenlerin sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. Çünkü Türkiye'de Türkçü Turancı taraftarları genellikle sağ tandaslı bir karaktere sahip olduğu için sosyalizm ve komünizmi milli duyguları tırpanlayan siyasi yaklaşımlar olarak görürler. Hatta çoğuna göre komünizm bir yılan olup görüldüğü yerde başı ezilmesi gereken bir harekettir. Fakat tarihin bir döneminde komünizm ve Turancılık fikirlerini bir araya getirip ortak bir siyasi akım yaratmış bir önder çıkmıştır. Bu kişi milliyetçi Turancı ya da biraz daha abartılı bir tanımla günümüz terminolojisiyle ifade edersek ülkücü komünist Mir Said Sultan Galiyev'dir. Sultan Galiyev'in milli komünizm anlayışını ele almadan önce isterseniz onun siyaset anlayışını şekillendiren hayatına kısaca bir göz atalım. Galiyev 13 Temmuz 1892 yılında günümüzde özerk bir cumhuriyet olan Baş Kürdistan'da yoksul sayılabilecek Tatar bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Galiyev'in babası Mir Said Haydar Galiyev Rusça öğretmenliği yaparak 12 çocuğuna bakmaya çalışıyordu. İlk eğitimini babasının yanında alan Sultan Galiyev daha sonra Tatar Pedagoji Enstitüsü'nde eğitimine devam etmiş ve öğretmen olmuştur. Bir dönem Tatar köylerinde öğretmenlik yapmış, daha sonra Ufa, Kazan ve Bakü'de gazetecilik yapmıştır. 1918 yılında Galiyev'in fikir babalığını yaptığı Müslüman Sosyalist Komünist Partisi ve 50 bin kişilik Müslüman Kızıl Ordu örgütlenmesi kuruldu. 1919 yılında Stalin iyice güçlenen Müslüman Sosyalist Komünist Partisi'nin lağvedilerek Bolşevik Partisi'ne katılmasını emretti. Bolşevik Partisi'nin 8. Kongresinde Sultan Galiyev'in tüm itirazlarına rağmen ulusal komünist örgütlenmelerin tümü lağvedilmiş ve tek bir büroya bağlanmıştır. Zamanla Sultan Galiyev Bolşevik Partisi'ni açıktan eleştiren yazılar kaleme aldı ve giderek gözden düşmeye başladı. 1920 yılında sayısı 300 bine yaklaşan Müslüman Kızıl Ordu lağvedildi ve Galiyev'in Bakü'de kuruluşunu kendisinin yaptığı Doğu Halkları Kurultayı'na katılımı engellendi. Galiyev 1921 yılında Kırım'ın özerkliğini ve Tataristan'ın resmi dilinin Tatarca olmasını kabul ettirdi. Galiyev Lenin'in rahatsızlığından sonra yönetime oynayan Stalin'i her ortamda ağır bir şekilde eleştiriyordu. Stalin Galiyev'i kendi otoritesi için büyük bir tehlike olarak gördüğü için Galiyev'i 4 Mayıs 1923'te tutuklattı. 45 gün hücre cezası aldıktan sonra Rus gizli servisinin gözetiminde kalmak suretiyle salıverildi. Galiyev iş bulamıyor, hiçbir gazete ve dergi ona kapılarını açmıyordu. Üstelik arkasında hep sivil polisler vardı. 1928'den sonra tekrar tutuklanmış ve sonrasında hayatı sürgünler ve işkencelerle geçmiştir. Gerçekte sonunun ne olduğu hep bir muamma olarak kalmıştır. Sultan Galiyev, Müslüman Türk devletlerindeki milli hareketlerin sosyalist bir ihtilal karakteri taşıdığını ileri sürmüştür. Ona göre dünyadaki halklar sömüren ve sömürülen olarak ikiye ayrılır. Müslüman Türkler de sömürülen halklar sınıfındadır ve sömürüldüğü için proleter bir halktır. Dolayısıyla Türk milletinin baş kaldırışı sosyalist bir ihtilalle olacaktır. Sultan Galiyev'in 3 temel amacı vardı. Herhangi bir sosyalist sistem içerisinde Müslümanların ulusal kültürüne zarar vermeden korumak, Tatar Başkurt Devleti ve Türkistan Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra bu devletleri Turan Federal Halklar Sosyalist Cumhuriyeti adı altında birleştirmek, son olarak da 3. Dünya'nın ezilen proleter halklarını da sosyalist ihtilal yapmaları için organize etmek. Karl Marx, sosyalist devrimlerin sanayisini tamamlamış ve işçi sınıfının mutlak sömürüldüğü batı toplumlarında gerçekleşeceğini ve daha sonra sosyalist ihtilallerin doğu toplumlarına yayılacağını öngörüyordu. Marksizmin bu bakış açısına göre doğu toplumları sanayisini daha oluşturmamış ve dolayısıyla ezilen bir proleter tabaka oluşturmamıştır. Doğu toplumlarını devrim tarihi için neredeyse tarih dışı olarak görüyordu. Galiyev'e göre Batı insanının kendini kurtarıcı olarak görmesi Marksizme de bulaşmıştır. Böylesi bir Batı kurtarıcılığı fikrini reddeder. O her türlü sömürüye milli duygularla karşı gelmiştir. Galiyev'in siyasi fikirlerinden bahsederken kimi düşünür siyasi bir ekol olarak Galiyevizm'den bahseder. Galiyevizm, komünist devriminin şu yollardan gerçekleşeceğini ileri sürer.
İlk olarak dünyada sosyalist devrimin gerçekleşmesi gereklidir. Galiyev'e göre 1917 Rus devrimi birinci aşamanın gerçekleştiğini gösteriyordu. İkinci aşamada ulusların kendi kaderini tayin hakkına dayanarak bağımsızlıklarını ilan edip milli birliktelikler oluşturacağını ileri sürüyordu. Galiyev'e göre Türkleri Turan Devleti adı altında toplamak ikinci aşamanın bir pratiği olacaktır. Üçüncü aşamada milli birlikteliklerini kurmuş özgür sosyalist devletler, emperyalist sömürge altındaki devletlerin bağımsız hale gelmesi için destekleyecektir. Bir tarafta özgür sosyalist milli devletler, diğer tarafta kapitalist sömürüye dayalı devletler. Sonunda kutuplar arası nihai bir savaş gerçekleşecek ve dünya devrimi ilan edilecektir. Kimi düşünür Galiyevizm için nasyonal sosyalist suçlaması yapar. Hatta Stalin Galiyev'in tutuklanması için komiteye bildirirken onun sosyalist değil aşırı bir milliyetçi olduğunu ileri sürer. Fakat bazı düşünürlere göre Galiyevizm çeşitli özellikleri bakımından nasyonal sosyalist ya da ırkçı bir hareket değildir. Irkçı akımlar şovenist yani üstünlükçüdür. Bir ırkın çeşitli özellikleri bakımından diğerlerinden üstün olduğunu ileri sürer. Hatta o ırkın dünyaya hükmetmesi gerektiğine inanır. Oysa Galiyevizm taraftarları şovenist olmadıklarını ileri sürerler. Turan halklarını diğer ezilen halklarla bir tuttuklarını ileri sürerler. Zaten Büyük Turan Devleti'nin ezilen milletleri de kurtuluşa erdireceklerine inanırlar. Galiyevizm kısacası sosyalist bir Turancılık hareketidir. Asya ve Avrupa'da bulunan Türk milletini sosyalist bir Turan Devleti adı altında birleştirmeyi arzulamıştır. Ona göre Karl Marx geleceğe dair öngörülerinde hatalıdır. Öncelikle Marx'ın dünya proleter diktatörlüğünün sonunda yerini komünizme bırakacağı düşüncesini hatalı olarak görüyordu. Çünkü ona göre böylesi bir proleter diktatörlükle kapitalist diktatörlük arasında bir fark yoktur. Çünkü her ikisi de emperyalizmin bir çeşitidir. Hatta Galiyev çeşitli konuşmalarında Sovyet sosyalizminin sosyalist emperyalizme dönüştüğünü, bunun da aslında sosyalizm maskesi altına girmiş bir Rus şovenizmi olduğunu ileri sürmüştür. Galiyev'in en büyük hedeflerinden biri sömürgeler enternasyoneli kurmaktı. Bu enternasyonele sömürgeler altında yaşayan ezilen milletlerin temsilcileri katılacaktı. Daha sonra kurulacak Turan Federatif Sosyalist Cumhuriyeti bu enternasyonelin lideri olacaktı. Galiyevizm ve Marksizm arasında çeşitli farklılıklar vardır. Bunlardan biri dini kurum veya topyekün dinin kendisine bakış tarzıdır. Marksizm için din bir sömürü aracıdır. Halkları otoriteye boyun eğdirmek için vardır. Galiyev kendisini ateist olarak tanımlamış olmasına rağmen dine karşı Marksist bir bakış açısından daha ılımlı yaklaşmıştır. Galiyev İslam'ın diğer dinlere nazaran daha genç ve dinamik bir yapıya sahip olduğu için daha güçlü olduğunu ileri sürmüştür. Galiyev'e göre İslam ezilen milletlerin dinidir. İslam'ı sosyalizme oldukça yakın bir din olarak vurgulamıştır. Galiyevizm ve Stalinizm arasında da çeşitli farklılıklar vardır. Galiyevizm sosyalist Turancı bir hareket olup kendini Stalinizmin tam karşısına konumlandırmıştır. Her iki siyasi akım da komünist devrime inanmıştır. Stalinizm merkeziyetçi ve bürokratik bir harekettir. Siyasi sapmalara karşı tahammülsüzdür. Oysa Galiyevizm ademi merkeziyetçidir. Stalinizm tek ülkede sosyalizm savunucusudur ve sosyalist devrimi Batı devletlerine doğru yayma taraftarıdır. Galiyevizm ise sömürgeler enternasyoneli ile komünizmi ezilen doğu milletlerine yaymaya çalışır. Böylelikle Batı'nın doğu üzerindeki emperyalist gücünün yıkılacağına inanır. Video hakkında veya Galiyevizm hakkında görüşlerinizi yorum olarak yazarsanız sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, video linkini sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Bu tarz videoları izlemek için kanala abone olmayı unutmayın. Karanlığa küfredeceğine bir mum da sen yak. Bilgiyle kalın, esen kalın.